TOG'a dua ederiz, Audi A8'e bineriz. Milli otomobilimizin en güzel bir şekilde tamamlanması için senden yardım diliyoruz. İşlerimizi kolaylaştır ya Rabbi. Zaten TOG'un da bu duaya ihtiyacı var. Şişem, araba açılmıyor şu an. Kontağı kapat ve aç diyor da. Bir daha aç bakalım. Beklemedi de ama hazır denerse gitmez. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın araba sevdası başına iş açtı. Audi A6 ile yetinmeyip altına sıfır bir Audi A8 çeken başkan şimdi gözyaşları döküyor. Çünkü günlerce tartışılan o araba iade edilecek. Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği arabanın günlüğü 25 bin lira. Ali Erbaş Audi A8'e şimdilik binemeyecek. Ancak siz yine de çok üzülmeyin başkanıma. Filosunda tam olarak 5 adet lüks araç var. Biri zırhlı olmak üzere 3 adet binek Mercedes, 1 adet VIP Mercedes Vito, 1 adet de kırmızı TOG'la idare edecek artık. Audi billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili müminler, son zamanlarda Audi A8'e bindiğim iddia ediliyormuş. Bunların hiçbirine itibar etmeyin. Audi A8 haberi gündeme gelip üzerine şakalar bile yapılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden apar topar bir açıklama yapıldı. 2023 senesinden itibaren başkanlığımız envanterine giren TOG markalı araç makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araçsa başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır. Özetle başkan TOG'u şehir içinde kullanıyor, biz Audi A8'i şehir dışı programlar için aldık denildi. TOG sanki şehir dışına gidince bozuluyor. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Reis sen ne dersen de vallahi. Ali Erbaş'ı bile kandıramamıştın. Adam günlük kirası 25 bin liradan başlayan son model Audi A8'e verdiği paraya acımadı bile. Emekli 2,5 aylık maaşıyla aynı arabaya sadece bir gün binebilir. Asgari ücretlinin ise aynı arabaya bir gün binmesi için tam 1,5 ay çalışması gerekiyor. Erbaş ise her zaman binebilir. Yoksulluk sokakta yürüyen insanın üzerinden akmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir durum. Vatandaşlar bırakın ay sonunu, gün sonunu getirmek için debelenirken yakışır başkanımı. Sonuçta vatandaşın sırtına binilen düzende Audi'ye binmek de çok da suç olmasa gerek. A8 olmadıysa Audi A6 ile devam ederiz canım, ne olacak? Audi billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İmam gaz çıkarırsa cemaat başka bir şey yapar sözü bu konu için geçerli değil. Gazı da tozu da vatandaşların vergilerine, ceplerindeki paraya bakıyor. Audi aşığı ise ona giydirilen gömleğin gereğini yaparak aparatı olduğu rejimine hizmet ediyor. Sabır, sebat, azim ve tevekkül değerlerine sarılıp ilahi iradeye teslim olmalıyız. İnsanları sabretmeye ve şükretmeye çağıran Ali Erbaş'ın kızının da büyük dertleri olduğunu öğrenmiştik. Feyza Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarının ziyaret ettiği ülke sayısını paylaşmıştı. Euro yükseldiği için en küçük çocuğunu yurt dışına çıkaramadığından yakınmıştı. Tabii bu eleştiri bize değil, ülkeyi yöneten iktidara. Daha fazla yiyemediğiniz için lütfen şikayetlerinizi saraya bildirin. Ama bakın Feyza Erbaş'ın lüks arabasının anahtarına yazdığı şiir efsaneydi. O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi, olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama, sonra ceplerime, orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı. Allah'ım hiçbirinde yok. Nerede bu acaba? Nereye koydum? Nereye? Nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmememden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim. İşte sevgili anahtarım. İnsanlarda ne dertler var, biz dünyalılar anlayamayız. Anlayamazsınız maalesef. Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'a Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hanımefendi şeklinde hitap edildiği, başkanın eşinin atama konularında etkili olduğunu okuduk. Hanımefendi il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ediyor, hangi sıfatla bunu yaptığını kendisine soran yok tabii. Sebep olanların her birinden Allah razı olsun. Aile konusuna pek girmeyelim, balık komple kokmuş zaten. Bu görüntüleri izlediniz mi? İslam bilakis mesel Salahaddin Eyyubi ve Şeyh Abdülkadir Geylani. Bir Türkçe olarak bir şey yapabilirsiniz. Ancak Türkçe olarak şey ettikleri zaman anladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Arapça bilmemesi çok eleştirildi. Günlerce konuşuldu.
Başkanlığını yaptığı siteye gidelim. Bu özgüvenli fotosunun altında Ali Erbaş'ın iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor. Öyle olunca da şey edebilirsen durumları ortaya çıkıyor. Bir Türkçe olarak bir şey yapabilirseniz. Yahu zorlama işte, ne yapacaksın bu işleri demeyin. Bakın reislerinin de Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemdeki kartviziti ortaya çıktı. İyi okuyun. Ne yazıyor? Ben ekonomistim. Tabii ülkede uzmandan geçilmediği için Ali Erbaş da kendi yolunu bulmuş haliyle. Ha bir de Fransızcayı da iyi derecede biliyormuş, onu duymaya nail olamadık ama Ayasofya Camii'nde kılınan cuma namazında İngilizcenin kafasını gözünü yardığını hepimiz izlemiştik. Oh people, we are living another Gregorian year behind an event. Türkçe konuşabildiğine şükredin kardeşim, sesleri gelmeden bu bahsi kapatalım. Aslında Ali Erbaş'ın portresini yapmak istemiştik ancak konu buralara kadar geldi. Hani Mevlana'nın sözünü uyarlarsak, nice insanlar gördüm Audi A8'leri yok, nice Audi A8'ler gördüm içinde insan yok. Öyle olunca biz de Audi A8'i bulduk ancak portresini yapacağımız içindeki yolcunun durumunu sizlerin vicdanına havale ettik.